değerli kardeşlerimiz, sorularlaislamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Aileden gizli olarak kıyılan nikah geçerli midir? Tabii bu sorunun arkasında işte anneme haber vermeden, babama haber vermeden, aileme haber vermeden evlensem geçerli midir manası yatıyor. Ancak sorunun gerçek arka planını araştırdığımızda resmi olarak kayıt yaptırmadan gizli imam nikahı kıydırsak bu geçerli midir demek istiyorlar. Devletin koyduğu kuralları dikkate almadan, resmi bir kayıtta yaptırmadan iki tane şahidin yanında bir erkek ve bir bayan karşılıklı olarak evlendiklerini söylüyorlar. O şahitler tamam biz sizin evlendiğinizde şahit olduk diyorlar. Bu şekilde yapılan bir nikah geçerli midir? Tabi dinimize göre nikahın geçerli olmasının şartları var. Yani resmi bir kayıt olmadan nikahın şartları yerine getirilerek yapılan nikaha böyle bir nikah yoktur diyemeyiz tabi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde yapılan bir nikaha elbette nikah denir ve bu nikah geçerlidir. Ancak özellikle günümüzde böyle gizli kıyılan ve sadece imam nikahıyla kıyılan nikahlardan hanım kızlarımızın ciddi zarar gördüğünü ve birçok sıkıntılı hatta haramlara neden olunduğunu müşahede etmekteyiz. İşte bu risklerden dolayı mesela Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı Devleti Aile Hukuk Kararnamesi ismiyle çıkardığı kararnamede demiştir ki mahalle kadısına yani mahalle hakimine kayıt yaptırılmayan nikahlar resmi olarak geçersizdir demişlerdir. Bu böyle bir karar almak durumunda kalmışlardır. Dolayısıyla mümin kardeşlerimizin resmi nikah olmadan, resmi kayıt olmadan imam nikahı kıydırmalarını kesinlikle istemiyoruz ve bunun ciddi sakıncalar doğurduğuna yüzlerce şahitler görüyoruz. İki tane örnek vereceğim. Bir kız bize soruyor. Hocam biz aileden de habersiz, aile haberli fark etmez. İmam nikahı kıydırdık. Hani böyle alışverişe gidiyoruz, sağa sola gidip geliyoruz nişanlımla. Günaha girmeyelim diye imam nikahı kıydırdık. Fakat şu anda nişanlımdan ayrıldım ama nişanlım nikahı vermiyor. Ben ne yapacağım? Haydi buyur. Delikanlı boşamam ben seni diyor. Sen benim hanımımsın. Anlaşmazlık var. Nişan dağıtılmış. Bir taraftan da resmi bir nikah yok ki hani hakime gidelim, hakim boşasın, o geçerli olur. Öyle bir durum da yok. Daha tehlikelisini söyleyeyim. Ben yıllar önce biriyle nişanlanmıştım. Sonra o nişanlandığım kişiyle de imam nikahı kıymıştık. Sonra bir şekilde anlaşamadık. Ben ayrıldım. Evet ama nikahımı vermemişti. Şimdi de evliyim. Ne olacak? Haydi buyur. Tüyler ürperten, hakikaten insanın içini sızlatan böyle çok tehlikeli durumlara girilebiliyor. Onun için kesinlikle ve kesinlikle hem genç kızlarımıza hem genç erkeklerimize hem de bunların anne babalarına lütfen rica ediyoruz. Resmi kayıt olmadan imam nikahını kesinlikle kıydırmayınız, kıymayınız ve ey hoca efendiler siz de böyle bir hatanın içerisine düşmeyiniz lütfen.